Yose yazılımlı mini kameramızın kurulumu için öncelikle Play Store'da Yose programını indirip program arayüzüne giriş yapmak için kişisel bir hesap oluşturuyoruz. Bu hesap sayesinde daha sonra telefonumuzu değiştirsek bile kameramıza aynı hesap bilgileriyle girip ulaşabilirsiniz. Şimdi cihazımızın kurulumu için gördüğünüz gibi cihaza powerbank ile enerji verdim. Cihazlara aynı zamanda 5 volt telefon adaptörü ile de enerji verebilirsiniz. Bataryalı cihazlar değildir. Zaten cihazların boyutları küçük olduğu için içerisine batarya koyulmuş olsaydı bile cihazı en fazla yarım saat, 1 saat çalıştırabilirdi. Bu yüzden hiçbir anlamı yok. Bataryasız olması çok daha sorunsuz olduğu anlamına gelir cihazların. Şimdi cihaza enerji verdikten sonra öncelikle 2 dakika beklemeniz gerekiyor. Buradaki yeşil ışığımız yanıp sönmesi gerekiyor. Cihazımızın kurulumu hazır hale gelip gelmediğini nereden anlıyoruz? Telefonumuzun Wi-Fi aratma bölümünden anlıyoruz. Telefonumuzun Wi-Fi aratma bölümüne girdiğinizde bakın burada GW ile başlayan kameraya ait bir sinyal görüyoruz. Bu sinyal seri numaraları aynı zamanda cihazın kimlik numaralarıdır. Baş kısmı GWAP ile başlar. Geri kalan sizin cihazınızın seri numarasıdır, kimlik numarasıdır. Bu sinyal burada görünmüyorsa cihazı kuramazsınız. Eğer sinyali göremiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Cihazımıza reset atmamız gerekiyor. Cihazın reset butonu neresinde? Hemen onu da gösterelim. Bakın cihazımızın reset butonu şurada. Işığın yandığı yerdedir. Buraya 15 saniye basılı tutarak reset atabilirsiniz. Aynı zamanda cihazımızın açma kapama anahtarı, SD kart giriş yuvası ve şarj giriş portu buradadır. Reset işleminden 1-2 dakika sonra sinyal burada görülecektir. Sinyali göremiyorsanız zaten cihazı kuramazsınız. Sinyali muhakkak görmemiz gerekiyor. Program arayüzüne girerek devam ediyorum. Artı tuşuna tıklıyoruz. Burada QR kod okuma ekranı geldi. Bu kameramızdaki üzerlerinde bulunan QR kodları da okutarak ilerleyebilirsiniz. Ya da en altta QR kod yok mu elle ekleyin bölümüne tıklayarak da devam edebilirsiniz. Buradan devam edelim şimdilik. Wi-Fi kamera bölümünü seçiyoruz. Aşağıdaki kutucuğumuzu işaretliyoruz. Sonraki adım diyoruz. En üstteki Wi-Fi ile ekleyin bölümünü seçiyoruz. Modemimizi seçiyoruz. Modemimizin şifresini yazıyoruz. Sonraki adım diyerek devam ediyoruz. Bakın bize burada diyor ki telefonun Wi-Fi aratma bölümüne gidin. Az önce bahsettiğim kameraya ait sinyali seçip geri dönün. En altta mavi kısma tıklayarak devam ediyoruz. Wi-Fi bölümüne git kısmına tıkladığınızda sizi telefonun Wi-Fi aratma bölümüne götürüyor. Burada sinyalimizin üzerine tıklayarak bağlanmasını bekliyoruz. Aynen bir modeme, bir Wi-Fi ağına bağlanır gibi. Tamamen bağlanana kadar bekliyoruz. Evet, bu sefer bağlan ya da her zaman bağlan kısmını seçebilirsiniz. Burada internet kullanılamıyor yazabilir bazı telefonlarda veya internet olmadan bağlı yazabilir. Buraya takılmanıza gerek yok. Bu uyarıyı vermesi normaldir. Sinyalimize bağlandıktan sonra telefonumuzun geri tuşuyla ya da geçiş tuşuyla program arayüzüne dönmeniz gerekiyor. Program arayüzüne döndüğümüzde gördüğünüz gibi kurulum otomatik olarak başlıyor. Bu aşamada sadece bekleyeceğiz. Bu arada kurulumu yaparken telefon, kamera ve modeminiz birbirine yakın bir yerde yaparsanız çok daha sorunsuz bir kurulum olacaktır. Evet, kurulumu bitirdi ve burada da kameraya bir isim vermenizi istiyor. Örneğin kamera diye belirttik. Ve en altta onayla kısmından kurulumu bitiriyoruz. Hemen görüntüle kısmından da canlı görüntümüze ulaşabiliyoruz. Şimdi cihazımızın önünde lensin önünde jelatin olduğu için jelatini sökerek görüntü kalitesini de göstererek videoyu sonlandırmak istiyorum. Evet, cihazımızın görüntü kalitesi bu şekilde. Ekrana dokunduğunuzda en solda HD kısmı kutucuğunu görüyoruz zaten. Buradan da
Full HD'ye çevirerek görüntünün biraz daha netleşmesini sağlayabiliyoruz. Bir de tam ekran yaparak görüntüyü göstererek videoyu sonlandıracağım. Ürünleri alanlara hayırlı olmasını diliyorum.